Mimarlık da aslında temel bir meslek. Ama insanın hayatının her noktasına dokunan, onu en çok etkileyen meslek diyebilirim. Herkesin hayatının içinde doğrudan katkınız olduğu, onların hayat kalitelerini fark ettirerek veya fark ettirmeden yükselttiğiniz bir iş olduğu için çok ilgimi çekiyor. Mimarlıkla iyi bir mekan insanın total olarak haleti ruhiyesini olumlu yönde geliştiriyor diye düşünüyorum. Mimarlık nedir? Hep zor bir soru aslında. Mimarlık bence bir araç. Ne için bir araç? Daha iyi bir yaşam için araç. Çünkü hepimiz hayatlarımızı bu yarattığımız mekanlarda geçiriyoruz. Bu mekanlar bazen iç, bazen dış olabiliyor. Ama insan hayatını aslında tanımlayan bütün bu insanların kurgulamış olduğu yapılar bütünü. Dolayısıyla bu mimarlık işte bunun içindeki bizim olmazsa olmazımız ve bizim yaşam aslında biçimimizi oluşturan yapılar bütünü. Şimdi kent tabii aslında küçük küçük mimarlıklar bütünü. Nasıl ki zaman anların hepsinin bir araya gelmesine oluşmuş bir şeyse zamanı planlayabildiğiniz gibi kenti de planlayabilirsiniz. İyi mimarlık kadar iyi şehircilik, iyi kent tabii ki önemli. Çünkü bir kapalı mekan dışında olmadığımız anlarda şehir içinde sokakta yürürken, bir yerden bir yere hareket ederken veya kent içindeki bir mekanı, kamusal alanı kullanırken sürekli olarak mimarinin oluşturduğu bir kompozisyon içinde buluyoruz kendimizi. Bunun da dengesi, kalitesi, planlanmış olması, korunmuş olması yerine göre bir şey yapıyor. İnsanın görsel algısında, hafızasında çok ciddi izler bırakıyor. Ve bizi bizler yapan, bizi daha yaratıcı, daha uygar kılan işte bu gördüğümüz, algıladığımız bu görsel çevrenin içimizde yarattığı izler, hafızamızda bıraktığı noktalardır. Aslında biz ofis olarak büyük çoğunlukla mimari projeler yapıyoruz. Yani sıfırdan bir işte arsaya, işte sıfırdan bir imar durumu olan bir parsele yeni bir bina tasarlıyoruz. İmar kuralları, koşulları çerçevesinde. Fakat böyle aşağı yukarı %15-20'lik ekibin parçası da ofis konusunda uzmanlaştı. Biz 2000 yılından beri kendimizce karar aldık. Dedik ki ofis konusu bizim için enteresan ve dinamik bir konu ve bunun içinde biz yer almalıyız. Tabii çok farklı ofis mekanları geliyor karşımıza. Bunların kimileri standart bir plaza katında, bir işte ofis binasının standart bir katı olabiliyor veya birkaç katı olabiliyor. Oralarda tabii işler biraz daha kolay çünkü belli bir altyapıyla yapılmış ve buna yönelik hazırlanmış bir altlık elinizde oluyor. Şimdi bu Trendyol örneğinde olduğu gibi tamamıyla başka fonksiyonla tasarlanmış yapılar da kimi zaman karşımıza geliyor. Biz bunu da aslında tercih ediyoruz. Çünkü dönüşüm projeleri aslında ülkenin de aslında kaynakları için çok önemli bir şey. Çünkü çok sayıda yapı atıl duruyor. Bu atıl duran yapıları da bizim bir şekilde yeniden yaşar hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla bu tür mekanlarda altyapıyla ilgili bir takım sıkıntılar olsa da problemleri çözerek bir şekilde sonuca ulaşmayı hedefliyoruz.
Dönüşüm aslında çok önemli bir süreç. Bizim de çok çalıştığımız ve üzerinde çok kafa yorduğumuz konulardan bir tanesi. Aslında buna dönüşüm demek kadar uyarlamalı yeniden kullanım tabirini de çok kullanıyoruz. Bu yurt dışında genellikle şehirlerin büyümesiyle birlikte şehir periferisinde kalan eski endüstri yapılarının şehir ortasında artık yeni işlevlerle canlandırılmasıyla dünyada üzerinde konuşulmaya başlanmış bir süreç. Özellikle e-ticaretin artmasıyla işlevsizleşecek olan alışveriş merkezlerinin ya başka bir dönüşüme girmesi ya başka işlevlere dönüştürülmesi söz konusu olacak. Trendyol da bunlardan biriydi. Hiçbir zaman kullanılmamış, hiçbir zaman açılmamış, hiçbir zaman işleve geçmemiş bir ofis altı alışveriş mekanıydı. Yapının bir alışveriş merkezinden dönüştürüleceğini öğrendiğimizde önümüze yeni bir fırsat çıkacağını anlamıştık. Çünkü bu tarz dönüşüm projelerinde mevcut yapının zorlukları fırsata dönüşebiliyor. O anlamda Trendyol Kampüs'ün var olacağı yeni bina yeni fırsatlar açıktı ve büyük bir atrium'a sahipti. Her tarafından algılanan geniş açıklıklar, mekan her noktadan kendini hissettiriyordu. İnsanlar birbirini görebiliyordu. Ve Trendyol'un çalışma alışkanlıklarına çok paralellik gösteren bir yapıydı aslında. O anlamda da bizi etkilemişti. Hatta ilk beraber gittiğimizde Kerem Bey ve Hasan Bey'le beraber yapının büyük o atrium hacmini gördüğümüzde gözümüzde bir şeyler canlanmaya başlamıştı diyebiliriz. Gerek mimari gerek iç mimari proje yaparken biz şirket, kurum olarak zaten ilk önce bir şey yapıyoruz. İşverenimize bir tanıma seansı yapıyoruz. Şimdi biz böyle bir aslında ofis projesini yaparken önemli konulardan bir tanesi bizim makinenin iyi çalışması. Sonuçta ofis aslında bir makine. Yani bir fabrika gibi düşünürseniz böyle üretim yapılan farklı farklı noktalar var ve bunun çok verimli olması gerekiyor. Ve genellikle ofise taşınan kişi burada böyle bir 5 yıllık veya 10 yıllık bir projeksiyon yapıyor. İyi büyük firmalar genellikle 10 yıllık projeksiyon yaparlar. Benzer şekilde Trendyol'da burası da yani uzun yıllar yaşayacağını, uzun yıllar kalacağını söyleyerek bize geldi. Trendyol bir kere çok genç, hızlı büyüyor ve sürekli hareket halinde bir ekip. Kimin kiminle konuşacağı belirli şeylerle planlanmamış çünkü sürekli yeni projeler yapıyorlar. O anlamda bu bizim için önemli bir problemdi. Çünkü mevcut ofisleri tek katlıydı. Bu tek katlı yapının içerisinde bu belirsizlikten iş üretmek kolayken yeni taşınacakları Trendyol Kampüs 4 katlı bir binaydı. Bu akışı ve bu dinamizmi orada sağlamalıydık. Bizim çalışma sistemimize uyacak en iyi sirkülasyon ne olur diye düşündük. Ve bu ortada size bahsetmiş olduğum ışıklı galerinin altında bir spiral bir rampa yaptık. Yani yukarıdan başlıyor en üst kattan aşağıya doğru böyle bir kabaca bir 8'e yakın bir form çizerek direkt böyle alt katlara doğru ilerliyor. Ve her kat arasında da bu rampa sayesinde insanlar hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Arketip olarak bu projenin en önemli veya en hani ilk göze çarpan noktası olan rampa aslında katlar arasındaki iletişimi işte merdivenlerle, asansörlerle uğraşmadan hızlı bir şekilde bağlamak için ortaya çıkan bir fikirdi. Rampa yapalım da güzel olsun diye başlamadık projeye. Bu bir sonuçtu. Rampa fikrini bir gökdelene adapte etmek de önemli bir tasarım problemi. Çünkü gökdelen kendi içinde dayanıklı bir stüktüre sahipti. Ve bu spine tower özelinde de C80 beton kullanılmıştı. Ve bu C80 beton Türkiye'de çok fazla önlerine yaslanan bir beton tipi değil. Çok yüksek bir mukavemete sahip. Ve bunu
bizim rampa ve asansör fikrimizle kesiştirdiğimizde bu binayı biraz delmek gerekiyordu. Ve bir takım binadan destekler almak gerekiyordu. Ve büyük bir çelik rampayı bu stabil binanın içerisine adapte etmek yaşadığımız en büyük zorluklardan bir tanesiydi diyebilirim. Çok ağır ve esnek bir çelik strüktür kurgulamak zorundaydık. Bunu binaya oturtmak zorundaydık ve binada açacağımız deliklerle aslında o ilk baştaki durumdan çok daha fazla hareketli bir yapı elde etmek zorundaydık. Bunu yaparken de bir yandan kulede oturanlar, kulede çalışanlar vardı. Büyük kesme delme makineleri bir yandan çalışmak zorundaydı. Bu süreci de daha karmaşık hale getiriyordu. Ama şantiye ekibinin ve Trendyol'un da desteğiyle bunun üstesinden geldik. Bu bizim için önemli bir problemdi. Bir diğer konu da rampanın malzemesiydi. Bu kadar uzun bir rampa hareketli olacak, deprem yüklerine dayanacak ama bir yandan işte kırılmayacak, çatlamayacak vesaire. Orada da akrilik tezgahlarda kullanılan akrilik malzemeyi eğerek, bükerek, ön kalıplar hazırlayarak, yerinde de biraz oynayarak falan belki de bilmiyorum Türkiye'de yapılmış en büyük akrilik yüzeye dönüştürmüş olabiliriz. Bunu yaptıktan sonra dediğim gibi binanın içine ayrıca da böyle bir 5-6 kat boyunca ilerleyen, yukarıya aşağı çıkabilen iki tane de asansör ilave ettik. Bu da bence kendi içinde bina içindeki asansörlerden, ana kuleden bağımsız bir şekilde Trendyol'un daha verimli çalışmasını sağlar hale getirdi. Çünkü toplamda 5 kat bir sirkülasyon alanı var. Ve bunu yüksek tavanlı bir yapıda düşündüğünüzde kulenin mevcut asansörleri ve merdivenleriyle bunu sağlamak mümkün değil. Zaten asansörlerde birer ikişer dakikalık bekleme süreleri var. Bu 1500 kişilik ekip de bunun içine girdiğinde zaten büyük ihtimalle çalışmayacaktı. O anlamda bu yapısal müdahale, yani o kulenin çekirdeğinin yakınında bir asansör deliği kurguladık ve bu önemli bir müdahaleydi. Burada projenin yani kulenin statik müellifiyle de beraber çalıştık. Daha sonra bu rampayla beraber asansör kurgusunu da oluşturmuş olduk. Hatta Trendyol kampüsün merkezinde yer alan rampa 2020 Ulusal Çelik Yapı Ödülü aldı. Aslında yeniden işlevlendirirken bir binayı karşınızda bir takım zorluklar var, bir takım engeller var. Her tasarımcının karşısında bir takım engeller olabilir. Nedir? Mekanın bir fiziki yapısı var işte. Tamamen yıkamıyorsunuz. Sınırlarınız belli, hareket edebileceğiniz alan belli. Diğer taraftan işverenin ihtiyaçları var. Çift parametreli bir şey içindesiniz. Sıkışıklık içindesiniz. Bu sizin yaratıcılığınızı olumlu da şey yapabilir, etkileyebilir. Ya da sizi demotive edip bu işin içinden en kolay nasıl kurtulurum şeyine gidebilirsiniz, çıkışına gidebilirsiniz. Biz burada belirli özel tasarımlara gitmek zorunda kaldık. Çünkü daha şeffaf, tavanların kapalı olmadığı bir tasarım isteniyordu bizden. Akustiği de, yani akustik iyi yapmanın yöntemlerinden bir tanesi ofisi bölmektir. Ama tam tersine bizden tamamen şeffaf bir ofis bekleniyordu. Biz de işin içerisine burada aydınlatma elemanlarını dahil etmeyi düşündük. Ve bütün aydınlatma elemanlarını birer akustik yüzey haline getirdik. Ve burada işte keçeden faydalandık ve yüzey alanını arttırmış olduk. Böylece akustik konforu fazlalaştırmış olduk. Bu kadar insanı bir arada çalıştırmak ve iletişimlerini sağlamak için kurguladığımız açık mekan sistemi elbette ki gürültü sisteminin sıkıntısını ortaya getiriyor. Şimdi gürültüyü nasıl çözeriz derken işte akustik danışmanlarla oturup konuşuyoruz falan. Diğer taraftan bunların doğru aydınlanması ortaya geliyor. Çünkü sonuçta biz bir eski alışveriş merkezindeyiz. Tek cephesi var, tek bir yöne bakıyor. Ortada bir avlu var, zenital olarak oradan gelen bir ışık var. Ama yapay aydınlatmanın da iyi olması gerekiyor. Aydınlatma ile akustiği aynı anda tek harekette nasıl çözeriz diye düşünmeye başlıyoruz. Şeffaflıktan arta kalan birkaç duvar yüzeyinde tamamen
MDF arkası, taş yünü benzeri akustik malzemeler kullanarak bu yüzeylerin emiciliğini arttırmaya çalıştık. Atrium'daki aydınlatma elemanlarında akustik gergi tavan elemanları kullandık. Burada akustik yüzeyler elde etmeye çalıştık. Yani aslında elimize geçen her yüzeyi akustik olarak değerlendirmeye çalıştık ki bu tamamen açık olarak kurgulanan ofis bir yutucu yüzey haline dönüşebilsin. Burada da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Yani gittiğimizde bir konforsuzluk çok fazla gözümüze çarpmamıştı. Bunu yaparken tabii ki zemin malzemesini halı olarak seçtik ki akustik konforu arttıralım. Bu bambaşka ve ayrı bir şirketi 20 bin metrekare altında bu binada buluşturunca onların haliyle kendine göre bir dinamiği oluştu. Ve binaya aslında çok da bulaşmadan, binanın girişlerini de fazla bloke etmeden ayrı bir girişte bunu yapmak çok daha akılcı hale geldi. Tek bir firmanın kullanımı sebebiyle. Ve bu sebeple binanın mimarına izinler aldık. Dedik ki biz bu yan tarafta böyle şık bir rampayla buraya gelmek istiyoruz. Bu rampa hem bir yandan da işte engelli birileri varsa onlara da ulaşım için kolaylık sağlayabilecek. Bir yandan da işte bütün bu şirketin 1500 çalışanının da rahatlıkla girip çıkabileceği ve bir yandan da kuleyi de bloke etmeyeceği şekilde baştan kurguladık ve binanın yan tarafında özel bir kapı açtık. Ve arka taraftaki bir ana akstan Trendyol'un girişini tamamen kuleden ayırdık ve Trendyol Kampüs'ün kendine ait bir girişi oldu. Ve bu bize bütün ofisin kurgusunu, rampayı buna bağlı olarak da yeniden kurgulama fırsatı doğurdu. Ve gerçekten de olumlu bir şey yaptığımızın farkına vardık ofis açıldığında. Çünkü aynı saatte 1000 kişinin, 1500 kişinin aynı noktadan girdiği büyük kendine has bir giriş alanı oluşturmuş olduk. Ve metrodan gelenler ve servisten gelenler farklı iki akstan birleşerek iki rampadan ortak girişten ofislerine girmiş oldular. Aslında oradan itibaren de o bina Trendyol iç mekanlarına girme heyecanı da yaşatmış olduk. Çünkü girince de bir parça parça bunu hissettiriyorsunuz. İşte giriyorsunuz bir işte resepsiyon var. İşte orada ufak bir bekleme alanı var. Turnikelerden geçiyorsunuz. Turnikeleri geçtikten sonra artık binanın içine geçmiş oluyorsunuz ofis mekanlarının. Ve o geldiğiniz yerden itibaren de aslında ofisi katman katman görüp içerideki o gücü, dinamizmi hissediyorsunuz. O bizim için çok kıymetliydi. Bize verilen brieflerden bir tanesi de aslında tabii bu kadar kalabalık ekibin ara ara eğitimler aldığı ve bazen de bütün ofisin büyük çoğunun bir araya gelebileceği mekanlar olmasıydı. Biz de bunun üzerine şöyle bir mekan tasarladık. Böyle bir çok kollu bir yani artı biçiminde bir mekanın merkezini sunum alanı olarak düşündük ve bunun dört kolunun da bir merkeze doğru odaklanabilmesini sağlattık. Bundaki amaç neydi? Aynı anda bizim orada 300-400 kişiyi toplayıp bir eğitim vermek veya bir kutlama yapabilmek imkanını tanımaktı. Bu istenirse bu bölümler ayrı ayrı kapatılarak da 4 tane de farklı ufak toplantı odası haline gelebiliyor. Yani işte 400 kişi ise her biri 100'er kişilik bir toplantı mekanının haline gelebiliyordu. Aşağı yukarı bu kurguyu sağlamak üzere de alt katlarda özel bir mekan tasarladık. Orada bir tribünler var. Bunun iki yanındakiler biraz daha düzdür ama orada da bir takım ekranlarla da aslında konuşan kişiyi rahat görebilecek bir düzenek elde ettik. Ve bu eğitim salonlarını çok amaçlı kullanılır hale getirdik. Yani T anında 800 kişi toplantı yapabiliyordu mesela projenin son geldiği noktada. Bu çok önemli bir veri çünkü ilk ofisin başlangıç noktasında 1200 kişi çalışacaktı. Yani neredeyse biraz sıkışsalar ofisin tamamı toplantı odalarına dağılıp toplantı yapabiliyor durumda olacaklardı. Bu kadar çok kişiyi götürüp bir toplantı katında toplantı yaptırmaya götürüp getirmek yerine ortalık yerlere küçük toplantı alanları serpiştiriyoruz. Ve gerçekten de böyle anlar olduğunu gördük. Yani 800 kişi olmasa da 600 kişinin toplantı odalarına dağıldığını, toplantı odalarının bazıları
Yani rezerve edilen toplantı, bazıları sosyal alanların içinde yer alan bir takım masalar ya da ikili görüşme odaları ya da ofisin ortasında yer alan koltuklar olabilir ama gerçekten buralarda toplanıyorlar ve bunlar böyle bizim alışık olduğumuz, en azından mimarlar olarak alışık olduğumuz uzun süreli toplantılar değil. Kısa 5 dakika, 3 dakika, 10 dakika ve tekrar yerlerine geçiyorlar. Orada hızlı bir iletişim kuruyorlar. Ve bu 800 kişilik toplantı kapasitesi bizim de belki ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir şeydi. Şimdi bu kadar çok insanın çalıştığı bir şirkette sosyalleşme, interaksiyon, bir araya gelme tabii ki artık günümüzün en çok aranan, beklenen çevik ofis dediğimiz hızlı çalışan ofislerin ihtiyaçlarından bir tanesi. Burada Trendyol'la beraber çalışarak bütün sosyal alanları en alt kata konumlandırdık. Daha sonra ofisleri ışık alacak yerlere konumlandırmaya çalıştık ve toplantı ve sosyal alanları da ortada çekirdeğe yakın ve arka taraflarda kurguladık. Amacımız hep bizim kılık değiştiren mekanlar. Önemli olan bir mekanı gün içinde farklı farklı işlevler için, farklı farklı kullanımlar için gerektiği zaman toplantı odası, gerektiği zaman yoga, gerektiği zaman uyku, gerektiği zaman işte beslenme kullanabilmek olduğunu düşünüyorum. Bu kadar insanı bir arada oturttuğumuz zaman keson dediğimiz ofislerin içinde sıkça gördüğümüz çekmeceler falan filan artık tedavülden kalkıyor. Onları yerine masaların uçlarına bir takım lockerlar koyarak o ihtiyaçlarını bertaraf etmeye çalışıyoruz. Cumulus diye bir masa tasarladık. Daha sonra bu masayı koleksiyon firmasıyla birlikte geliştirdik. Patentini de aldık. Bu masadaki aslında amaç şuydu, bir eskiden tüplü ekranlarla çalışırken ekranlar daha sonra daraldılar. Normal bizim düz ekranlar haline geldi. Biraz daha işte ilerledikten sonra artık bunlar tabletler veya işte bizim dizüstü bilgisayarlar haline geldi. Dolayısıyla eskisi kadar derin masalara ihtiyacımız kalmadı. Öte yandan biz bir sandalyemizi çektiğimiz zaman da biz yani ilk bu işlere başladığımızda 160 santim eninde uzunluğunda masaları kullanırken bu gittikçe 140'lara indi. Şimdi biraz daha da aşağı inebildi. Biz de dedik ki şöyle bir şey yapalım. Şu anda sayınız sizin biraz daha daha az ama ileride artabilirsiniz. Bu masaları daha esnek masa haline getir. Çünkü bazen Trendyol'da grup çalışmaları yapıyorlar. Yani bir ekip geldiği zaman bazen çok daha yoğun bir şekilde yan yana gelip o masa etrafında işte 3 gün, 5 gün, işte 1 hafta, 1 ay ortak bir çalışmayı gerçekleştiriyor. Sonra tekrar dağılabiliyorlar, farklı yerlere gidebiliyorlar ve buna uygun bir hafif de bir bulutu andırdığı için şekli bundan da cumulus diye adlandırdık. Buna en az ayakla yani neredeyse ayağı yokmuş gibi tasarım yaptık ki insanın ayakta da rahat etsin. İstediği yerden enerjisini alabiliyor. Yani bütün bizim yarattığımız endüstriyel tasarım, iç mimari, mimari çözümler aslında bir sıkıntıyı kendi sıkıntımız gibi empati kurarak hissedip ona çözüm aramaktan geçen bir süreç sonucunda ortaya çıkıyor. Böyle 300 kişi, 500 kişi, 1000 kişi çalışan müesseselerde bu mekanı kullanacak olan insanların genel bir şeyi vardır, eğilimi vardır, beğeni eğilimi. İlk başta firmanın ruhunu anlamaya çalışıyoruz. Ruhunu anladıktan sonra da onlara tabii bir takım renk paletleri öneriyoruz. Bunların aslında çıkış noktaları da genellikle oradaki onların dinamizmi, bazen farklı katların farklı renklere yakın olmasının getirdiği hedef de olabiliyor. Yani biz orada biraz böyle sarıdan başlayıp daha kırmızıya doğru giden bir takım ara renklerle de işte turuncu, işte biraz daha daha bunun işte kırmızının bir ton açığı şeklinde bir skalayla aslında oraya gittik. Böylelikle insanlar bulundukları mekanın kime ait olduğunu biraz daha rahat anlar hale geldiler. Benzer şekilde bunu işte halı renklerinde, işte biraz kimi zaman toplantı odalarının renklerinde de bunları uygulamaya çalıştık. Projeyi çalışmaya başlarken burası pembe olsun, yanına kahverengi yakışır. O zaman arkadaki koltuk turuncuydu, turuncuyla pembe yakışmadı falan gibi bir şeye girersek 10 yıl işin içinden çıkamayız deneme yanılmayla. İlk önce paleti belirliyoruz. Palet üzerinden hangi marka koltuk alacağız? A marka. Onun
kumaş kataloğu nedir, bunlardır. Renk paletimizde neler var, seçiyoruz. Öbüründe ne var, seçiyoruz ve bunları bir araya getiriyoruz. Palet kendi içinde uyumlu olunca seçtiklerimiz de kendi içinde uyumlu oluyor. Ama hangi renk paletini seçeceğimizi bizler değil aslında kurumun içinde çalışacak o mekanı kullanacak olanlar karar veriyor. Bizim bu projede yaptığımız 3-4 ürün patent aldı. Yani o aydınlatma ürününü biz gidip herhangi bir aydınlatma şirketinden, katalogdan seçip oraya koyup tavanları da işte herhangi bir 60'a 120 taş yünü asma tavanla çözseydik harcayacağımız emek belki bunun 1/10 olacaktı. Ama biz her noktaya özel bir çift işlevli çözüm, 3 işlevli çözüm yapacağız diye kastığımız için rahat duramayıp ondan dolayı da böyle bir takım yeni ürün tasarımlarını zorla kendi kendimize yapma motivasyonu doğurmuş olduk. Ben hep şunu görüyorum, hala yüz yüze iletişim, insanların yan yana olmasının getirdiği bambaşka bir dinamik var. Dolayısıyla aslında gelecekte de her ne kadar bu tüm teknolojiler gittikçe hayatımızın parçası haline gelse de insanların bir araya gelmesinin azalmayacağını, hatta aksine daha hızlı bir şekilde çoğalacağını düşünüyorum. İleride herhalde ofisler biraz daha şey hale gelecek. Daha böyle biz istediğimiz zaman gideceğimiz yerler haline gelecek. Biraz şimdi onlar bizi kumanda ediyordu, iş hayatı bizi kumanda ediyordu. Artık biz biraz daha buna kendimiz karar verir, kendimiz bunu gerektiği kadar yapar hale geleceğiz. Ve ona göre yeni sistemler kuracağız diye düşünüyorum.